Herkese merhaba, webinarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Red Team operasyonlarında MS SQL'in rolü ve istismar teknikleri olacak. Webinar sonundaki anketimizi yanıtlarsanız çok memnun oluruz. Webinar saatleriyle ilgili bir düzenleme yapacağız ve bu yüzden sizlerin görüşleri çok önemli. Sözü konuşmacımız Ahmet Derviş'e bırakıyorum. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Ben Ahmet Derviş. Bugün webinarımızda Red Team operasyonlarında MS SQL'in rolü ve istismar tekniklerinden bahsedeceğim. Operasyonlarda MS SQL ile karşılaştığımızda nasıl erişim elde ediyoruz, nasıl hak yükseltiyoruz gibi çeşitli konuları kısaca anlatmaya çalışacağım. Bana ulaşmak isterseniz aşağıda tüm sosyal medya hesaplarım mevcut. Bu yollardan her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca mail de atabilirsiniz bana. Kısaca nasıl ilerleyeceğimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle MS SQL nedir? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Nedir, ne değildir, neler var gibisinden. Burada çeşitli bilgiler vermek istiyorum size daha sonrasından kullanacağımız saldırı sırasında. Daha sonrasında veri tabanları için bilgi toplama nasıl yapılır? Erişim elde etmeden öncesinden bahsediyorum. Kısaca bundan bahsedeceğim. Daha sonra bulduğumuz veri tabanlarına nasıl erişim elde ederiz, nasıl erişiriz? Bunlardan bahsedeceğim. Eriştikten sonra hak yükseltme işlemleri nasıl yapılıyor? Bunlardan da bahsedeceğim biraz. Daha sonra da hak yükselttikten sonra veri tabanındaki en yetkili kullanıcı olduktan sonra neler yapabiliriz? Kısaca bunlardan bahsedip birkaç tane öneri verip naçizane sunumumuzu tamamlamayı planlıyorum. İlk başlığımız MS SQL. Bu başlık altında MS SQL'in ne olduğunu, sunucu ve veri tabanı rollerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kısaca MS SQL'den de bir bahsedeyim. MS SQL'in açılımı Microsoft SQL Server'dır. MS SQL verilerin depolanan verilerin de birden fazla kullanıcı tarafından eş zamanlı olarak erişilebildiği ilişkisel bir veri tabanıdır. Şuradan kısaca şey göstereyim. İlişkisel veri tabanı nasıl bir şey olduğundan bahsedeyim. Verilerin tablolar halinde tutulup o tabloların da anahtarlar ile birbirlerine bağlandığı bir veri tabanı modelidir. Ekranda gördüğünüz tablolar buradaki oklar vasıtasıyla yani bu oklar anahtarları temsil ediyorlar. Buradaki denk geldikleri yerler anahtar oluyor. Birbirine bu şekilde bağlanmış gözüküyor. Örnek veriyorum, buradaki ID 1 olduğunda, 2 olduğunda bu tablodaki veriler değişiyor. Buradakiler değiştiğinde buradakiler de değişiyor gibi bir mantığı var. Bu tarz veri tabanlarına ilişkisel veri tabanı deniyor. Burada ekranda gördüğünüz gri renkli kısım MS SQL sunucusunu temsil etmekte. Şu alandan bahsediyorum. Webinar boyunca MS SQL Server, MS SQL sunucu dediğim zaman aklınıza MS SQL sunucusu gelmeli. Yani Windows Server aklınıza gelmemeli. İşletim sisteminden bahsetmiyorum MS SQL sunucusu dediğim zaman. Bunu mutlaka aklınızda tutun. Çünkü ileride kavramlar biraz karışabilir. MS SQL sunucusu dediğim zaman orada çalışan servisten bahsediyorum kısaca. Burada kırmızı ile renklendirdiğim semboller ise veri tabanlarını temsil etmekte. Bir MS SQL Server'da birden fazla veri tabanı bulunabilir. Bir kullanıcının veri tabanlarında oturum açabilmesi için önce MS SQL Server'da oturum açabiliyor olması lazım. Yani gri ile temsil edilen yerde sunucunun kendisinin önce bir oturum açabilmeli. Daha sonra yetkisi varsa, hangi veri tabanında yetkisi varsa orada oturum açabiliyor. Veya başka işlemler de yapabiliyor. Burada size şöyle veri tabanından bahsederken bahsetmeye çalışayım. Burada TOT SQL'de ismiyle gösterilen, hatta bunu şuradan işlersek daha güzel olacak. Burada bir MS SQL sunucusu kurulu bu makinede, sanal makinede. Burada da Microsoft SQL Server Management Studio ile buraya bağlandık. Burada TOT SQL'de bile gözüken yer MS SQL sunucusunun kendisi. Az önceki grafikte, şuradaki grafikte gri ile işaretli alandan bahsediyorum. Göstermek istediğim kısım buydu aslında. Bunun altında birden fazla veri tabanı var. Gördüğünüz üzere master, model, MSDB, TempDB gibi birçok veri tabanı mevcut. Bu veri tabanlarından dört tanesi master, model, MSDB, TempDB
varsayılan kurulumlar da gelmekte. Burada gördüğünüz trustworthy DB, impersonate DB, bunlar ayrıca benim oluşturduğum, blog kurulumunda oluşturduğum ayrıca veri tabanları. Varsayılanlardan kısaca bahsedeyim, ne işe yararlar. Master veri tabanı, sistem verilerinin tutulduğu veri tabanıdır. Model veri tabanı ise yeni oluşturulacak veri tabanı, model veri tabanında bulunan ayarlar ile oluşturuluyor. Yani burada yaptığınız tüm ayarlamalar sonraki oluşturulacak yeni veri tabanlarını etkiliyor. Bu şekilde bahsedebilirim kısaca. MSDB ise hataların ve zamanlanmış işlevlerin tutulduğu veri tabanı. Bunlar burada tutuluyor. TempDB ise geçici objeler oluşturulduğunda bu objeler önce TempDB'de tutuluyor veya buralara yazılıyor. Daha sonra gerekli yerlere aktarılıyor. Siz bir yere bir tablo oluşturacağınızda önce burayı oluşturuyorsunuz, daha sonra diğer tarafı oluşturuyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Varsayılan kurulumda gelen veri tabanlarını bu şekilde özetleyebiliriz. Kısaca sunucu rollerinden bahsetmek istiyorum. Tekrar ediyorum, sunucu ve veri tabanı farklı şeyler. Sunucu rolleri, burada gördüğünüz sırada bir sürü sunucu rolü var. Bunları ben önem sırasına göre anlatacağım size. Testlerde neler bize yarıyor, neler yaramıyor gibisinden. Öncelikle sysadmin'den bahsetmek istiyorum. Bu sunucudaki en yetkili roldür. Her veri tabanında hakkı vardır. Çünkü sunucunun üstünde veri tabanları var. Bu da demektir ki sunucuda en yetkili kişi tüm veri tabanlarını etkileyebilir. Veya sunucu üzerinde işlem yapabilen herkes veri tabanı üzerine de çeşitli işlemler yapabilir anlamına geliyor. Sysadmin buradaki en yetkili rol. Sunucuda istediği her şeyi yapma yetkisine sahip. İster tablolar okur, değiştirir, siler, kafasına göre veri tabanı açıp silebilir, başkalarının haklarını değiştirebilir gibi gibi tüm yetkiye sahiptir. Active Directory üzerindeki Domain Admin gibi veya Enterprise Admin gibi yetkili bir roldür burada. Security Admin ise sunucudaki kullanıcıların haklarını yönetme yetkinliğine sahip rol oluyor. Yani siz burada bir kullanıcı açtığınız zaman ona burada çeşitli haklar verebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, o kullanıcıya Process Admin rolünü vermek istiyorsunuz. Bu rol bunu sağlayabiliyor size. Sysadmin'le birlikte en önemli rol bu. Çünkü başkalarının rollerini değiştirme yetkisine sahip. Bunları mutlaka takip etmeniz gerekiyor loglardan. Bir diğer rolümüz ise DB Creator rolü. Veri tabanı oluşturma, silme ve değiştirme yetkinliğine sahip olan rol. Burada istediği veri tabanı oluşturup değiştirme ve silme hakkına sahip, bu role sahip kullanıcılar. Bir diğer rolümüz ise Public rol. Özel bir yetkisi olmayan her kullanıcı burada bu role sahiptir. Siz bir kullanıcı oluşturup ona herhangi bir rol atamazsanız oluşturulma esnasında o standart olarak public rolde oluşturuluyor sunucuda. Server admin rolü var. Sunucu genelindeki yapılandırma seçeneklerini değiştirebilen ve sunucuyu kapatabilen rol. Bu rolde olan kullanıcılar bu işlemleri yapabiliyor. Process admin ise, yani proses admin rolüne sahip kullanıcılar ise sunucuda prosesleri yönetiyor. Onları, o rol şey süreçleri başlatıp durdurabiliyor. Yani prosesleri başlatıp durdurabiliyor. Setup admin rolünde replika sunucular ekleyip çıkarabilme yeteneğine sahip oluyorsunuz. Bulk admin ise toplu veri girişi yapabilen bir rol. Disk admin de veri tabanı dosyalarını yönetmek için kullandığımız bir başka rol. Varsayım olarak gelen rollerimiz bunlar. Burada bahsedeceğim başka bir şey yok. Veri tabanı rollerinden bahsetmek istiyorum biraz da. Bunlardan da hızlıca bahsedeceğim. Veri tabanı rolleri, yine standart olanlardan bahsedeceğim. Her biri veri tabanı oluşturulduğunda yeniden verilir. Ve sadece o veri tabanındaki kullanıcılar için geçerlidir. Örnek veriyorum. Az önce size kendim oluşturdum dediğim veri tabanlarından bir tanesinde DB owner'lık verdiğinde o başka bir veri tabanında DB owner olduğu anlamına gelmiyor. Bu tamamen sadece o veri tabanının owner'ı olduğu anlamına geliyor. Kısaca bunlardan bahsedeyim şimdi. DB, yine önem sırasına göre bahsedeceğim. DB owner veri tabanının sahipliğini belirtiyor. Veri tabanındaki en yetkili roldür. Açılan tüm veri tabanları varsayılan olarak SA kullanıcısına aittir. Yani siz bir veri tabanı oluşturduğunuzda varsayılan olarak DB owner'ında SA kullanıcısı yazar. Sysadmin'in kısaltılmışıdır. Bu sunucu kurulumda, MS SQL kurulumunda standart olarak gelen bir kullanıcı. En yetkili kullanıcı aynı zamanda.
DB Security Admin rolü, kullanıcıların veri tabanı seviyesinde rollerini düzenleyebilen rol. Aynı şekilde sunucu rolünde görüldüğü gibi, burada da aynı isimde. Sadece başında DB Security, DB var. DB Access Admin rolü ise veri tabanına erişim, ekleme ve çıkarma işlemlerini düzenleyen rol. Yani bu role sahip bir kullanıcı, yeni bir kullanıcının buraya login olup olamayacağını belirleyebiliyor. DB Data Writer rolü, veri ekleme, silme, değiştirme işlemlerini yapabiliyor. Yani insert, delete ve update işlemlerini yapabiliyor. DB Data Writer, Data Reader, DB Data Reader rolü var. Bu da veri okuma yapabilen, yani select işlemini yapabilen rol oluyor. DB Backup Operator var. Yedekleme işlemlerinden sorumlu rol bu da. DB DDL Admin rolü var. Bu da DDL komutlarını çalıştırabilen rol. Örnek olarak create, alter, drop komutlarını buna örnek olarak verebilirim. Bir de iki tane daha farklı rolümüz var. Bunlar DB Deny Data Writer ve DB Deny Data Reader rolleri. Bunlar da adlarından da anlaşılacağı üzere yukarıdakilere tam tersi olarak ekleme, silme, değiştirme işlemlerini engelleyip okuma işlemlerini engellemenizde kullanılan rollerdir. Varsayılan kurulumda gelen roller bu kadar. Siz hem sunucu bazında hem de veri tabanında kendi istediğinize göre yeni roller oluşturabiliyorsunuz. Bunlar sadece varsayılan olarak gelen roller. MS SQL hakkında genel bilgileri öğrendiğimize göre diğer konumuza geçeceğim. Bilgi toplama konusuna. Şu an herhangi bir erişimimiz yok bir veri tabanına. Onun için nasıl veri tabanını tespit edebiliriz? Bundan bahsedelim. Kısaca test ortamından bahsedeceğim biraz. Bir tane domain controller'ımız var. Server 2019 üzerinde koşuyor domain. Bir tane MS SQL veri tabanı sunucumuz var. Bu da Server 2019 üzerine koşuyor. Üstünde de MS SQL 2019 kurulu. İki tane client'ımız var. Ancak biz testleri tek client'te yapacağız. Bu diğer client lab.3 isimli client'ımız. Orada herhangi bir işlem yapmayı planlamıyorum şu an için. Burada başka anlatabileceğim. Buradaki görselde bizim senaryomuz. Bundan bahsedeyim biraz. İçeriye bir sosyal mühendislik saldırısı yaptığımız varsayalım. Saldırı yapıyoruz ya, red team testi yapıyoruz ya. İçeriye sosyal mühendislikle bir şekilde bir zararlı yazılım soktuğumuzu düşünelim. Ve oradaki domaindeki herhangi bir kullanıcı bu zararlıyı çalıştırdığını varsayalım. Bu zararlıyı çalıştıran kullanıcıdan biz erişim elde ettikten sonra bu kullanıcının hakları ile bazı veri tabanlarına bağlanabiliyoruz. Bu aklınızda şimdilik dursun. Daha sonraki slaytlarda bunun ne işimize yaradığını anlatacağım. Diğer konuya geçelim. Burada bir port taraması yapılarak MS SQL sunucusunun tespit edilmesini görüyorsunuz. 1433 portuna TCP taraması yapılmış ve sürüm bilgisi de istenmiş. Sürüm bilgisi de bize 2019 olarak gelmiş. Burada biraz daha yine bir port taraması yapılmış. Biraz daha detaylı bilgi elde edilmiş. Ancak operasyonlarımızda mümkün mertebe port taramasını göstere göstere yapmamayı tercih ediyoruz. Ya çok yavaş yapıyoruz ya da mümkün mertebe bunlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Farklı şekillerde bilgi toplamaya çalışıyoruz. Şimdi diğer konumuza gelelim. Yerel sistem üzerinden bilgi toplama konusuna. Örneğin bir makine ele geçirdik ve burada MS SQL sunucusunun olup olmadığını incelemek istiyoruz. Zararlı yazılımımız çalışmıştı hatırlarsınız. O makinede MS SQL sunucusunun olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Bunun için registry kayıtlarına bakabiliriz. Registry kayıtlarında SQL Server geçiyorsa, şurada da sorguda şeyi görebilirsiniz, aradığımız string'i. Herhangi bir anahtar içinde bu geçiyorsa, orada MS SQL sunucusu olduğunu düşünebiliriz. Bunun için ekrandaki VMI komutunu çalıştırarak bize detaylı bilgileri gösteriyor. Şöyle yapalım hemen. Test etmek açısından şurada çalıştırıyorum. Pardon. PowerShell üzerinde bu komutu çalıştırdığımızda daha rahat görünce genelde gördüğünüz üzere burada bir SQL sunucusu olduğunu bize söylüyor. Burada dizinleri, kurulum dizinlerini ve hangi haklarda çalıştığını kadar detaylı bilgi veriyor bize. Proses ID'sini, makinenin ismini ve
durumunu, yani çalışıp çalışmadığını, bunları bize bilgi olarak sunuyor. Devam edelim. Senaryomuza göre ele geçirdiğimiz makine vardı ya, onun üstünden yine aynı şekilde devam ediyoruz. Lokalde bir makine olabilir veya olmayabilir. Biz o komutla, bir önceki komutla şurada lokalde olup olmadığını, yerel sistemde o ele geçirdiğimiz makinede MS SQL sunucusunun kurulu olup olmadığını tespitini yaptık. Daha sonra domainde bir MS SQL sunucusu SPN'e tanımlanmış mı, tanımlanmamış mı? Buna bakabiliriz. Bunu da iki sorguda aynı işlemi yapıyor. Ben örnek olarak şunu çalıştıracağım. Bu Lab 2 makinesi bizim hacklendiğini varsaydığımız makine olsun. Yani biz sosyal mühendislik yaparak bu makineyi ele geçirdiğimizi varsayalım. Kopyalandı. Şöyle. Tamamdır. Tekrar çalıştırdım. Sanırsam arada bir encoding hatası oldu. Gördüğünüz üzere Service Principal Name olarak kaydedilmiş tüm servisleri çağırdık ve içinde MS SQL geçenleri, MS SQL geçen satırları burada listeledik. Burada gördüğünüz üzere MS SQL SRC, yani MS SQL servisinin çalıştığını belirten bir kayıt ve peşinde hangi makinede çalıştığını belirten bir string mevcut. Buradan biz bağlanacağımız makineyi tespit edebiliriz. Bir diğer komutumuzla çalışacağım. Onun çıktısını hızlıca görelim. Şöyle yapalım. Gördüğünüz üzere burada da diğer içinde MS SQL geçen bilgileri getirdi. Alice diye bir kullanıcı üzerine tanımlı olduğu için bu MS SQL Server onun da bilgisini getirdi. Biz şimdi burada biraz anlamadım. Dediğim gibi buradaki makineye bağlanmaya çalışacağız. Şuradaki makineye. Yani bağlanabileceğimizi gördük burada. Yani bir MS SQL sunucusunun tespitini yapmış olduk. Şimdi kısaca sırada bulduğumuz MS SQL sunucularının bağlanabilmemiz gerekiyor. Burada temelde 4 tane yolumuz bulunmakta. Bunların ilki kaba kuvvet saldırısı. Kaba kuvvet saldırısının hesapları kilitleyip iş akışına zarar verme ihtimali olduğundan dolayı ve bir miktarda tespit edilmesi daha kolay olduğundan dolayı OPSE'yi kötü etkilemekte. Yani tespit edilmemizi daha kolay hale getirmekte. Bundan dolayı pek tercih etmiyoruz. Exploitation kısmı var. Eğer sürümü eski ise üstünde bir remote code execution olabilir o servisin. Bunlardan kaynaklı zafiyetler olabilir ve bunlar bize erişim sağlayabilir. Ancak bu da hizmet dışı bırakma ihtimaline karşı pek tercih etmediğimiz bir yöntem kullanılabilir. Ancak biz reddim operasyonlarında bu iki yöntemi mümkün mertebe kullanmamaya çalışıyoruz. Onun yerine ele geçirdiğimiz hesaplarla bir config dosyası arıyoruz. Paylaşımlarda bir bilgi var mı, erişim, credential var mı? Bunlara bakıyoruz. Eğer bunlar varsa bunları kullanarak veri tabanına erişim elde etmeye çalışıyoruz. Bir diğer yöntem olarak da yanlış yapılandırma var. Yanlış yapılandırmadan bahsedeyim kısaca da. Bazı hatalı yapılandırmalardan ötürü MS SQL sunucusuna herkes veya belirli grupların bağlanabilmesi sağlanmakta. Bunlardan bir tanesini örnek verecek olursak login ise domain users grubunu dahil etmek. Burada yetki verildiği zaman MS SQL sunucusunun bağlı olduğu Active Directory üzerindeki tüm kullanıcılar bu sunucuya bağlanabilir anlamına geliyor. Hemen bunu da kısaca şuradan göstereyim. Sunucumuzun security kısmındaki logins bölümüne geliyorum ve burada hangi kullanıcıların buraya login olabileceğini, yani sunucuya login olabileceğini görüyoruz. Cthulhu diye bir kullanıcı oluşturulmuş. Alice kullanıcısı var, Lab 2 kullanıcısı var. Diğerleri de standart gelen kullanıcılar. Bir de burada yanlış yapılandırma olarak domain users kullanıcısı eklenmiş. Yani domaindeki bütün kullanıcılar
burada login olabilir demek oluyor bu. Örnek vermek açısından lab makinesi açıla dursun. Şimdi aynı makineye Lab 3 kullanıcısını bağlayıp bağlamayacağını göreceğiz. Şöyle yapalım. Bu arada bu testlerimizi yaparken HideSQL ismindeki programı kullanıyorum ben. Farklı bir program kullanabilirsiniz. Komut satırında SQL, CMD gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Ben şu an işlem kolaylığı olması açısından size HideSQL üzerinden bu işlemleri yapacağım. Gördüğünüz üzere Lab 3 kullanıcısıyla oturum açmış durumdayız. Lab 3 kullanıcısı burada tanımlı değil. Ancak Domain Users grubuna dahil olduğu için biz burada oturum açabileceğiz şu an. Şu an bunu hangi haklarda çalıştırdıysam, bu proses kimin üzerine çalışıyorsa HideSQL, onun tokenlarını kullanarak bağlanmaya çalışacağız. SPN üzerinde TOT adındaki makinede MS SQL sunucusunun bağlı olduğunu göstermiştik. Buraya IP de yazabilirsiniz, fark etmez. Bu şekilde bağlanmayı deniyorum. Domain users olduğum için şu an bağlanabildim. Ancak herhangi bir veri tabanında yetkim olmadığı için gördüğünüz üzere ben bunlara bağlanamıyorum. Senin buna hakkın yok. Hızlıca devam ediyorum. Sunucuya yüksek yetkilerde bağlanmadığınızı varsayalım. Yani düşük haklarda public rolünde olduğunuzu varsayalım. Ancak yani bu durumda hak yükseltmemiz gerekiyor. Sunucu seviyesine çıkarak oradan işletim sistemini ele geçirmemiz gerekiyor ki biz domaini ilerleyebilelim. Bunun için iki tane sık kullandığımız iki tane yöntemden bahsetmek istiyorum. Bunlar haricinde başka yöntemler de var. Ancak en sık bu ikisi kullanılıyor. En çok bunlar hatalı yapılandırılıyor çünkü. Impersonate ve Trustworthy özellikleri. Bunlardan bahsedelim. Öncelikle Impersonate özelliğimizden bahsetmek istiyorum. Impersonate özelliği sunucu içerisinde bir başka kullanıcı olarak oturumunuzu devam ettirmenizi sağlar. Örnek veriyorum. Ben Ahmet olarak oturum açtım. Sunucuda bu özelliği kullanarak eğer yetki varsa SA kullanıcısına erişerek artık o sunucudaki en yetkili kullanıcı olabiliyorum. Impersonate bize bunu sağlıyor. Ancak bunun olabilmesi için dediğim gibi öncesinde Ahmet kullanıcısının SA kullanıcısına impersonate olabilecek şekilde yapılandırılması gerekmekte. Şimdi ekranda gördüğünüz sorguyu çalıştırarak oturum açtığımız kullanıcının hangi kullanıcı impersonate olabildiğini görelim. Bu sorguyu alıyorum. Biz senaryomuz gereği Lab 2 makinesini ele geçirdiğimizi söylemiştim. Yine aynı şekilde Lab 2 kullanıcısının, hatta şuradan ismini de gösterelim. Lab 2 kullanıcısının tokenlarını kullanarak oturum açacağım. Şu an biz Lab 2 kullanıcısı olarak burada oturum açmış durumdayız. Orada gösterdiğim komutları burada çalıştırdığım zaman bu kullanıcı, yani Lab 2 kullanıcısı Cthulhu ve SA kullanıcısına impersonate olabildiği gözükmekte. Aslında impersonate özelliği açık olan kullanıcılar bu. Direkt olarak SA kullanıcısına erişim elde edemiyoruz şu an. Lab'ı bu şekilde kurmadım. Devam ediyorum. Burada başka söylemem gereken bir şey yok. Nasıl yaptığımızı gösterelim. Yani nasıl hak yükselttiğimizi gösterelim. Burada önemli olan bizim için execute as login sorgusu. Çünkü biz bununla SA kullanıcısına login oluyoruz veya Cthulhu kullanıcısına, fark etmez. Orada yazan kullanıcı kimse ona işlem yapabiliyoruz ancak. Buradaki diğer sorgular ise sadece bizim sysadmin olup olmadığımız ve ismimizi sorgulamak için. Çıktılarını zaten yanında görebilirsiniz ancak canlı olarak da göstermek istiyorum ben size. Select System User bizim kullanıcımızın kim olduğunu söyleyecek bize. Error.lab.2
kurucusu olduğunu zaten söylemiştim daha önceden. Buraya bu tokenlarla bağlanmıştık. Büyütebiliyorsam. Bu kullanıcının, yani Lab.2 kullanıcısının sistem admin olup olmadığına bakıyoruz. Bize sıfır cevabını dönmüş. Yani biz burada sysadmin değiliz. Execute as login'in çıktısı yok. Onun için direkt dördüncü satır çalışıyor tekrar. O da birinci satırdan da hatırlayacağımız üzere sistem user, yani hangi kullanıcıyla bağlandığınızı söylüyordu. Burada SA kullanıcısının haklarına çıktığımızı görebilirsiniz. SA kullanıcısında olduğumuz için artık istediğimiz yere bağlanabilir durumdayız. Çünkü SA bu veri tabanındaki en yetkili kullanıcıydı. Bunu daha önce bahsetmiştim. Şimdi bağlantımızı koparıp şey yapalım. Yani impersonate olduktan sonra bunu düşürelim. Ghost veri tabanına lab 2 olarak bağlanamıyoruz. Çünkü biz şu an SA olarak bağlanmadık buraya. Hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz üzere lab.2 kullanıcısıyla bağlandık. Ve sysadmin değiliz. Bunun için yetkili olmayan veri tabanını göremiyoruz. Onu da şuradan göstereyim. Ghost'ta kimler login olabiliyor. Yine aynı şekilde veri tabanından, security ve users kısmından oraya kimlerin login olabildiği görünüyor. DBO dediği SA kullanıcısı. Buradaki ismi bu şekilde tanımlanıyor sadece. Devam ediyorum hızlıca. Biraz da süreyi efektif kullanmak adına hızlanayım. Bir diğer özelliğimiz de Trustworthy özelliği. SQL Server'ın veri tabanı içeriğine güvenip güvenmeyeceğimizi belirliyor. İçeriğine güvenmek demek sunucu düzeyinde izin gerektiren işlevlerin yapılıp yapılamayacağı anlamına geliyor. Yani bir prosedür yazdığınızda sunucu seviyesinde bir işlem yapıyorsa bu özelliğin aktif olması gerekiyor. Aksi takdirde bir işlem yapamıyorsunuz. Varsayılan veri tabanı oluşturuluşunda kapalı olarak geliyor. Özelliği aktif etmek için sysadmin rolüne ihtiyacınız var. Trustworthy özelliği 3 farklı yolla manipüle edilmekte. Yani 3 farklı yolla bu özelliği kullanarak farklı işlemler yapabiliyorsunuz. Daha yetkili işlemler yapabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi CLR, yani Common Language Runtime Integration özelliğini de kullanarak .NET uygulamalarını çalıştırmanıza izin vermesi. Çokça istismar ediliyor. Bununla ilgili çok fazla örnek olduğu için bunu burada anlatmayacağım. İkinci bir özellik de Execute as Owner kullanarak, bu sorguyu kullanarak storage prosedürleri SA yetkilerinde çalıştırabilmenize izin veriyor bu özelliği açtığınızda. Bunun yanında bir de üçüncü özellikte ise Execute as User kullanarak SA yetkilerine erişim elde etme durumu var. Ancak burada kısa bir şey açıklamam gerekiyor. Impersonate'den farklı olarak, yani bir önceki özellikten farklı olarak burada user'ı kullandık fark ettiyseniz. Şurada az sonra user'ı kullanacağız. Şuradaki slide'dan göstermem gerekiyor. Gördüğünüz üzere burada user'ı kullanıyoruz. Bu veri tabanı seviyesinde çalıştığını gösteriyor. Yani biz sadece veri tabanı seviyesinde hak yükseltme işlemi yapıyoruz. Ancak SA kullanıcısına sahip olursak, yani veri tabanındaki SA kullanıcısına impersonate olup oradan kendinize sunucu tarafından da izin verebiliyoruz. Burada bu işlemi yapacağız. Size bunu göstereceğim kısaca. Şimdi geri dönüyorum. Ekrandaki komutu çalıştırarak hangi veri tabanının Trustworthy özelliğinin açık olduğunu bir inceleyelim kısaca. Bunları yapıştırdım aynı şekilde. Biraz daha büyütürsem daha rahat okunur. Burada Master, TempDB, ModelDB, bunların varsayılan da Trustworthy özelliği kapalı gelmekte. Açılmaması gerekiyor zaten bunlarda. MSDB görevleri gereği bunda Trustworthy özelliği açık olarak geliyor. Ancak buraya da herhangi bir kullanıcı olmadığı için, herhangi bir kullanıcının buraya SE dışında yetkisi olmadığı için bunda bir sıkıntı yok. Kesinlikle bu veri tabanı yeni bir kullanıcı eklenmemesi gerekiyor. Şimdi bir sistem yöneticisi rolünde olduğumu varsayayım. Oluşturduğum veri tabanlarını nasıl yanlış yapılandırmışız, bunları inceleyelim. Ghost false dönmüş, yani Trustworthy özelliği burada kapalı. ImpersonateDB de false aynı şekilde. Yine burada şeyimiz kapalı. Trustworthy özelliğimiz kapalı. ImpersonateDB zaten bir önceki özellikte abuse ederek yetki yükseltmiştik. SA kullanıcısı olmuştu. TrustworthyDB'de ise Trustworthy özelliğin açık olduğunu görüyoruz ve database owner'ın SA olduğunu görüyoruz. Şuradan hemen bakalım, bunun özelliklerini de inceleyelim. Hemen hangi user'lar var bakalım. Burada lab.2 kullanıcısı, yani bizim
ele geçirdiğimiz kullanıcının oturum yetkisi varmış. Bunu görebiliyoruz. DBO az önce bahsettiğim gibi SA kullanıcısıydı. Labik'in özelliklerine bir bakalım. Neler varmış? Şu an burada DB owner olarak işaretli. Bu özelliği kullanarak, yani DB owner özelliğinin bunda DB owner olmasından kaynaklı olarak biz sunucu mertebesinde yetki almaya çalışacağız. Bu özelliği bu şekilde manipüle edebiliyorsunuz. Yani bu yöntemlerinden bir tanesi. Yetkisiz bir kullanıcı ile birlikte SA kullanıcısı eğer o veri tabanında owner'lığı varsa, yani sahipliği varsa bunu abuse ederek sistem hakları, sysadmin haklarına çıkabiliyorsunuz. Bunu nasıl yaptığımızı inceleyelim. Öncesinde tabii bir de şuradan konu satırından yani bunları da görelim tekrardan. Geçirdiğimiz kullanıcıdan diyorum ki Trustworthy DB'yi kullan. Yani şu an işlem yapacağımız veri tabanının bu olduğunu söylüyoruz. Ardından da buranın owner'larını bize getir diyorum. DB owner olarak DBO ve Labik'i gözüküyor. Tekrardan bunu doğrulamış olduk. Daha sonrasında şunları çalıştıracağım. Yine hacklenmiş makineye geliyoruz. Burada kısaca size bir şey göstermek istiyorum hemen. Labik'i kullanıcısı Trustworthy DB'de sysadmin'di, owner'dı. Bunu söyledik. Ancak bunun sunucudaki rollerine bakalım. Sunucuda herhangi bir yetkisi var mı? Kısaca buna da bakalım. Gördüğünüz üzere sadece public yetkisi var. Yani sunucu düzeyinde herhangi bir işlem yapamıyor. Sysadmin yetkisi yok. Ancak ben burada şu komutu bu soruyu çalıştırdıktan sonra bu yetkileri elde edeceğim. Burada neler yapıyorum? Kısaca ondan bahsedeyim. Trustworthy DB'yi kullanmam gerektiğini söylüyorum yine. Execute as user diyerek DBO kullanıcısını veriyorum. DBO kullanıcısı da dediğim gibi SA kullanıcısıydı. İkisini aynı düşünebilirsiniz. Karışmaması adına sadece veri tabanını DBO diye geçiyor. Daha sonra Select System User diyerek de hangi kullanıcı olduğumu soruyorum. Orada SA yazacağım. SA kullanıcısı olduğum için, SA kullanıcısı da tüm sunucuda yetkili olduğu için daha sonrasında diyorum ki lab.2 kullanıcısına sysadminlik yetkisini ver diyorum. Bunu değiştirerek başka şeyler de yapabilirim. Buradaki senaryomuz bu olsun. Çalıştırdığım zaman bana direkt bunun cevabını veriyor. Artık diyor sen SA kullanıcısısın. Ondan sonra da burada çalıştırıp sysadmin yetkilerini kendimiz üzerinde almış oluyoruz. Ben şimdi burayı tekrar açıyorum. Lab kullanıcısına, Lab2 kullanıcısına. Sysadmin yetkilerini alıp almadığına bakalım. Gördüğünüz üzere sysadmin yetkilerine eriştik. Artık istediğimiz her işlemi yapabilir durumda oluyoruz. Çünkü Lab2 kullanıcısı sysadmin yetkilerinde. Az önce Ghost'a bağlanamadığını söylemiştik. Şu an bağlanabilir durumda. Çünkü artık her yerde yetkili, sysadmin en yetkili kullanıcı olmuş oldu. Trustworthy'yi de bu şekilde abuse etmiş olduk. Yani özetlersek bu şekilde yapmış olduk. Bunları yaptıktan sonra sysadmin yetkilerine, yani en yüksek haklara çıktıktan sonra kısaca bir de post-exploitation'dan bahsedeyim. Daha sonrasında neler yaptık, bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada yetkisiz user'dan yetkili user'a geçtik ve işletim seviyesinde hala bir işlem yapmadık. Bizim redeem operasyonumuzun başarılı olması için gerçi buraya kadar da başarılı olmuş oldu. Yetkili bir, önemli bir veri tabanı ele geçirdiysek eğer müşterinin bazen hedefleri bu da oluyor. Diyor ki benim müşteri veri tabanıma eriş ama bir değişiklik yapma diyor. Bu adıma kadar biz burada başarılı olmuş olduk. Ancak bizden başka hedeflerle bekleniyor. Örnek veriyorum, domain admin olmamız isteniyor. Veyahut banka ise Swift ağına erişmemizi isteyenler oluyor. Biz burada artık işletim sistemi seviyesinde işlem yapmalıyız ki PESTH yapabilmek için bir credential elde edelim veyahut başka bir yerde işlem yapabilelim. Burası artık post-exploitation kısmına giriyor. Burada da yapabileceğimiz birçok işlem var işletim seviyesinde işlem yapabilmemiz için. Bunlardan en bilineni hemen hemen güvenlik camiasındaki herkesin bildiği XPCMD shell store prosedürü. Çok bilindiği için ben yine bunu anlatmayacağım. Çok fazla kullanılıyor çünkü. Çok fazla abuse ediliyor daha doğrusu. Bunun yerine webinarımızda biraz daha farklı bir konu işlemek istiyorum. XP directory ve XP file exist isimli iki tane store prosedürümüz var. Bunları kullanarak işlemler yapmaya çalışacağız.
Onun dışında kısaca bir de veri tabanı hakkında bilgi toplama işlemlerinden bahsetmek istiyorum. Veri tabanında neler, hangi bilgileri topluyoruz? Onlara bakalım. Select Service Name, Service Account, From SysDM, Server Services dediğimizde bu bu veri tabanı sunucusunun hangi haklarda, hangi kullanıcı haklarında çalıştığını bize gösteriyor. Yanında da çıktısı var. Ben yine de saldırgan gözüyle burada bu işlemi yapmak istiyorum. Ben bu işlemi yaptığımda bana diyor ki bu sistem, yani bu bağlandığım veri tabanı sunucusu domain admin hesabıyla çalışıyor. Yani Eru domain admin, Eru administrator domaindeki admin account oluyor. Şuradan da göstereyim kısaca. Gördüğünüz üzere nerede? Domain admins, scheme admins, enterprise admins ve group policy creator olarak bu haklara sahip. Biz burada bunu gördükten sonra eğer ki işletim sistemi seviyesinde işlem yapabilirsek bu servisi çalıştıran domain admin olduğu için onun haklarını kullanabiliyoruz. Yani domain'de domain admin yetkileriyle işlem yapabiliyoruz. Bu kadar yetkili bir kullanıcı olmak zorunda değil. Sistem kullanıcısı da olabilir. O zaman o makinenin üzerinde, yani ele geçirdiğim sunucu hangi makinede, hangi IP'ye sahipse o IP üzerinde işlem yapabiliriz. Sen veri tabanını okuyabiliriz, servisi durdurabiliriz, silme, yazma her türlü işlemi yapabiliriz. Veyahut başka bir domain kullanıcısı da olabilir. Başka yerlere erişebilen bir kullanıcıyı da ele geçirmiş oluyoruz mantıken. Burada bunun dışında kalanla genel olarak genel bilgi toplama adımları. Yani bunları her zaman çalıştırmak zorunda değiliz. Bunu gördükten sonra, bu çıktıyı gördükten sonra biz direkt olarak buradaki domain admin erişimini elde etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Kısaca bundan bahsedeyim. Ancak bundan sonra yapacağımız saldırı vektörünü anlatmam için bu relay saldırılarının nasıl olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü yapacağımız işlem bir relay saldırısı olacak. NTLM relay saldırısı yakaladığınız bir oturum açma isteğini aynı veya farklı makinelere göndererek orada oturum açma girişimine verilen bir isim. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Grafikte de görüldüğü üzere MS SQL sunucusu DC'ye gitmeye çalışmış. Ancak ben araya girmişim saldırgan olarak. İstekleri ben yönlendirmeye başlamışım iki tarafa da. Oturumu da ben elde ediyorum böyle olunca. Çünkü tamam sen bana erişebilirsin dediğinde DC, ben tamam deyip bütün şeyi ben alıyorum. Komut çalıştırma etkisinden tutun da ne yapmak istiyorsam. Eğer antivirüs bunu yakalamıyorsa bu işlemi yapabilirsiniz. Bahsettiğim bu iki stored prosedür, XP directory ve XP file exist stored prosedürleri standart olarak public kullanıcıların erişimine açık oluyor. MS SQL sunucusu kurulduktan sonra bu ikisi standart olarak public roldeki herkes tarafından çalıştırılabilir durumda. Ancak başka stored prosedürler, gördüğünüz üzere burada bir tane örnek koydum, çalıştırılabilir değil. Hemen onları da şuradan kontrol edelim. Şuradan onlar XP ile başladığı için external prosedür olarak geçiyor. Buradan göstereyim. Öncelikle mesela file exist açalım. Permissions'a geldiğimizde public rolünün burada erişimi açık olduğunu görüyorsunuz. Rastgele bir tanesine bastığımda o da XPCM'nin proxy account'ı oldu. Gördüğünüz gibi bu stored prosedürde bir public rol gözükmüyor. Bunu hangisini açarsanız açın birçoğu public rolde izinli değildir. Bir tane daha örnek gösterip sonra işimize dönelim. Mesela ne olsun? Getnet name olsun. Bu da açıkmış. Bunu da kullanabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi çoğunluğu kapalı geliyor. File exist ve dirty stored prosedürleri standart olarak public rolünde kullanılabiliyor. Biz bunları peki nasıl kullanıyoruz? Bunlardan bahsedeyim kısaca. Burada işlemlerimizi kolaylaştırmak adına araya girmeye çalışmayacağım. Direkt olarak isteği kendime göndereceğim. Şöyle yapayım. Saldırgan olarak ben yine burada işlem yapmak istiyorum. Kullandığım aracı Defender yakaladığı için bunu maalesef kapatmam gerekiyor.
çizgi altını alıyorum. Xpeeder Tree şu çalışıyor. Siz işletim sistemi seviyesinde bir dosya listeleme işlemi yapabiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda uzaktaki bir sunucuda da yapabiliyorsunuz. Burada 192.168.237.136 makinesine gidip orayı listelemesini istiyorum. Bunu yaparken SMB protokolünü kullanacağım. Bu makinenin bu arada IP'sinin 136 olduğuna emin olalım. Evet. İsteği direkt buraya göndereceğim. Tekrar söylüyorum. İşlemlerimizi hızlı yapıp arada hani vakit kaybolmaması açısından. Öncelikle bize hash gönderiyor mu? Buna bir bakalım. Biraz aşağı iniyorum. İsteği gönderdim. Herhangi bir şey listeleyemedi. Çünkü düzgün cevap dönmüyor bu araç. Gördüğünüz üzere MS SQL sunucusu domain admin yetkileriyle çalıştığı için onun bana NTLM V2 hash'i geldi. Ben şimdi bunu tekrardan şeyde kullanacağım. Şurada kullanacağım. NTLM Relay X aracıyla tekrardan kendisine relay yapacağım. Şöyle yapalım. 141 kendi IP'si. Bunu göstereyim. Gördüğünüz üzere kendisine relay saldırısı yapacağım şimdi. Yine aynı şekilde isteği gönderiyorum. Şeyden, sunucudan. Hacklenmiş makineden. Gördüğünüz üzere ben oraya relay saldırısı yaparak sen veri tabanını okudum. Domain admin çok yetkili bir hesap olduğu için orada da yerel yönetici haklarına sahip. Bundan dolayı sen database'ini okuyabiliyorsun. Komut çalıştırmak istersen onu da yapabilirim. Örnek olarak QML veya direkt şey soralım. Net user lab.2'yi söylesin bize. Slash do diyelim. Bize şimdi bu komutu çalıştıracak. Normalde direkt olarak hemen getiriyor olması lazım. Bakalım. Evet, gördüğünüz üzere bu komutla çalıştırarak net user lab.2/domain komutumuzu çalıştırabildik. Çıktı alabildik. Aynı şekilde ekranı temizleyeyim. Benzer bir şekilde, benzer bir mantıkta file exist aynı işlemi yapıyor. Orada o dosyanın olup olmadığını bize söylüyor. Kısaca bunu da hemen şurada göstererek sunumu tamamlayayım. Soruları alalım bundan sonra. Yine NTLM Relay aracımı çalıştırdım. İsteği gönderdim hacklenmiş makine üzerinden. Gördüğünüz üzere komutu yine çalıştırabildim. Buradaki mantığı tekrar kısaca bir bahsetmek istiyorum. Kafa karışıklığı olmaması açısından. Lab ortamımızda sunucu, hacklenmiş sunucuya biz erişim sağlayabiliyoruz. Burada bir client olduğunu düşünün şurada. Buna biz bağlanabiliyoruz. Yani burada komut çalıştırabiliyoruz. Buradaki MS SQL sunucusunun servisinde komut çalıştırabiliyoruz. Çalıştırdığımız komut da başka bir sunucuya veya başka bir yere istek yapabiliyor. SMB ile bağlanıp orada bir şeyler çalıştırabiliyor. SMB ile bağlanabilmesi için o servisin çalıştırıldığı haklar kimin hakkıysa, burada domain adının hakkıydı, onun haklarıyla gidip işlem yapabiliyor. Eğer bu bir lokal sistem hesabı olsaydı, yani makinenin sistem hesabı olsaydı, kendisine relay yaparak o makinedeki en yetkili hesap olabilirdi. İşletim sistemi seviyesine geçmiş olurdu. Daha sonra yine sen veri tabanı okuyarak lokal adminle oraya gidip daha farklı işlemler de yapabilirsiniz veya işlemlerinizi kaldığınız yerden bu araçla devam edebilirsiniz. Bu bir senaryo. Çok güzel bir senaryo ve biz bununla daha önce birçok yerde başarılı olduk. Hem pentestlerde hem retim operasyonlarında çok başarılı olduk. Onun için mümkün mertebe XP File Exist ve XP Dir Tree Store prosedürlerini takip etmek, hatta eğer kullanılmıyorsa bu rolden arındırılması gerekiyor. Kısaca biraz da önerilerden bahsetmek istiyorum. Buradaki genel yapılandırma sıkıntılarından bahsetmek istiyorum. MS SQL sunucunun çalışabilmesi için minimum yetkilerde olması en doğrusu. Minimum yetkilerde de sadece bu dördü gerekli. Bunların ayarlamasını yapabilmek için SecPool MSC'ye giderek orada local policies var. Şuradan göstereyim. Local policies. Bunun altında user rights assignment var. Bunun altında o dört policy'yi bulabilirsiniz. MS SQL varsayılan kurulumda bu arada kendi servis hesabıyla gelir. Bu hesap hiçbir yetkiye sahip değildir. Sadece bu makinede belli başlı network işlemlerini yapabilir. Daha fazla bir yetkisi yok.
Onun için hani bunun değiştirilmemesi gerekiyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında domainlerinde çalıştırılmamasını söyledim. Public role'de de mümkün mertebe dir tree ve file exist'i çalıştırmamanız, onun yetkilerine tutulmaması en iyisidir. Her kullanıcı minimum yetkide tutulmalı. Daha fazla yetkiye sahip olmaması en iyisidir. Yani bundan bahsettim, veri tabanı kullanıcılarından bahsediyorum. Mümkün mertebe DB owner'lık verilmemesi lazım. Az önce gördüğünüz üzere bunu şuradaki trustworthy özelliğinde manipüle ettik ve sysadmin yetkilerine kadar çıkabildik. Burada DB owner'lık size şunu sağlamaz. Onu not olarak söyleyeyim de. Yine aynı şekilde, aynı senaryo üzerinden gidersek lab.2 kullanıcısı burada DB owner'dı. Direkt olarak siz execute as user diyerek DB owner'lıktan dolayı o kullanıcının haklarına erişemiyorsunuz. Bu sadece trustworthy'nin getirdiği bir özellik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bunun dışında sorular varsa ben onlara bakayım. Sorularınız şu an göremiyorum ama neydi? Sorularınız var mı acaba? Chat'te de soru göremedim. Tamamdır. Soru yok sanırsam. Bir soru geliyor sanırsam. Bir soru geldi. Soruyu ben kısaca şöyle okuyayım. Sunucu üstünde domain adına nasıl geçiş yapıldı? Bundan bahsedeyim. Bu bahsettiğim gibi hemen şuradan tekrar size şeyde göstereyim. Şuradan göstereyim. Benim bu servisim şöyle çekeyim. Benim servisim şu an domain adın yetkilerinde çalışıyor. Şu an burayı görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Neredeydi? Logon. Ben bunu domain admin olarak çalıştırdım. Ben bunu domain admin değil de işte atıyorum lab.2 kullanıcısıyla çalıştırırsam şöyle yapayım. Lab.2 kullanıcısına geçiş yapmış oluyorum. Bundan dolayı domain admin'e geçiş yapabildim. Çünkü servisin yapacağı bir isteği, yani SMB isteğini bir yetkiyle yapması lazım. Bunu hangi yetkiyle yapacak? Tabii ki onu çalıştıran kullanıcısının yetkisiyle. Bizim daha önceki bir webinarımızda Windows sistemlerde hak yükseltme webinarıydı. Tam ismini hatırlamıyorum. Orada bunlardan bahsetmiştim. Bir servis hangi haklarda çalışıyorsa onun haklarıyla işlemler yapabilir. Örnek veriyorum şuradan smart card servisi mesela sistem haklarında lokal servis haklarında çalışıyormuş. Şuradan bakalım. Shell Hardware Detection servisi var. Bu da lokal sistem haklarında çalışıyor. Size sanırsam anlatabilmişimdir diye tahmin ediyorum bu şeyi, nasıl geçiş yaptığımızı. Lab, şöyle soruyu tam okuyayım. Impersonate komutunu lab 3 kullanıcısıyla çalıştırsaydınız yine hak yükseltebilir miydiniz? Hayır, yükseltemezdim. Çünkü lab 3 kullanıcısı, bir yandan onu da şey yapalım şuradan. Lab 3 kullanıcısına böyle bir izin verilmedi. Ben bu izni verirken şu şekilde bir komut yazıyorum. Nasıl bir komut yazdığımı göstereyim. Hatta önce şöyle yapalım. Lab'ını kurar gibi şey yapalım. Buradan impersonate komutunu yine aynı şekilde çalıştıralım. Yani hak yükselttiğimiz impersonate komutuyla hak yükselttiğimiz impersonate özelliğiyle komutu alıyorum. Olduğu gibi burada çalıştırıyorum aynı şekilde. Senin buna hakkın yok diyor. Ben şimdi gidip şurada önce bu izni tanımlayayım. Pardon. Onu nasıl tanımlayabilirim? Şuradan veri tabanı ismi çok uzun. Ben bunu şuradan kodlansam daha iyi olacak. Bunu ayarlıyorum. Impersonate DB. Ondan sonra impersonate neydi? On login essay to tırnaklar gerekiyor ona.
Noktayım. Ben şimdi bunu eğer bir yazım hatası yapmadıysam yapmışım. Impersonate. Yanlış yazdım. Özetle ben bunu impersonate tamam. Özetle şöyle diyeyim. Ya komut çalıştıramadım. Yanlış yazdım herhalde. Burayı tam hatırlamıyorum. Bunu çalıştırabilseydim o zaman burada sistemin yetkilerine yeni yükselebilecektim. Bu ayar yapılmadığı için lab 3 kullanıcısı bu şeye çıkamadı. Haklara çıkamadı. Bunun dışında NTLM Relay aracının yaptığı işlem şöyle yapayım. Yine sunumdan aynı şeyi göstereceğim. Siz bir oturum açma isteği yaptığınızda ben araya girebilirsem, bu isteği yakalayabilirsem o isteği karşıdaki sunucuya yönlendiriyorum. İsteği bozmadan yönlendirdiğimde karşıdaki sunucu da bana cevap veriyor. Sanki o makineden geliyormuş gibi ve oturum açabiliyorum. Temelde yaptığım şey bu. Yani tam anlatabildim mi sizin sorunuza cevap oldu mu bilmiyorum. Çalışmaması içinse SMB signing'i açabilirsiniz. Hani bu başlıca bir şey. Kerberos Authentication'ı da açabilirsiniz ayrıca. Onun dışında bir de evet, bu çok güzel bir soru. Ben bunu anlatmak istiyordum. Vakit yetmez diye anlatmamıştım. Soruyu okuyorum. DB owner olunan veri tabanından diğer veri tabanına DB owner yetkisi alınabilir mi? DB owner sadece o veri tabanından sorumludur. Yani impersonate DB'deki bir DB owner başka bir yerde DB owner değildir. Yani sadece orada tanımlandıysa sadece orada DB owner'dır. Lab.2 kullanıcısı mesela Trust WorldDB'de DB owner'dı. Ancak impersonate DB'de herhangi bir owner'lığı yoktu. Burada sadece oturum açabiliyordu. Ben testleri yapabilmek adına burada bu izni vermiştim. Eğer bu izni kaldırırsam burada dahi hiçbir işlem yapamaz hale geliyor. Sanırsam bu cevap olmuştur. Relay cihazını nasıl ele geçiriniz? Relay cihazı sanırsam buradaki makineden bahsediyorsunuz. Bu testi yaptığımız makine, erişimleri aldığımız C2 makinesi olarak düşünebilirsiniz. Komuta kontrol merkezi olarak. Bunun dışında bir soruda Q&A de var. Network servisi kullanıcısının riskleri hakkında network işlemlerini yapabiliyor. Tüm haklarını bilmiyorum. Ama network işlemlerini düzenleyebiliyor. Makine üzerinde bir komut çalıştıracak kadar yetkili değil diyebiliyorum. Yani çok etkili olacağını, çok etkili bir servis olduğunu, servis değil diyebilirim. Bunun dışında başka bir soru varsa onu da cevaplayayım. Hem chat'ten hem şeyden yazabilirsiniz. Q&A'den. SQL hizmetinin çalışması için, network servis sorusu için devamında geldi. SQL hizmetinin çalışması için set edilebiliyor. O yüzden soruyorum. Özel bir sebebi var mıdır? Hayır, çok yetkili olmamasından dolayı network servisi de kullanabilirsiniz. Yani saldırgan orada bir hak yükseltme işlemi yine bu kullanıcıyla yapamayacaktır. Çünkü network servisi de yetkisiz bir hesap aslında. Başka soru var mı? Yoksa webinarı tamamlayalım. Sanırsam başka bir soru yok. Tamamdır. Tuğçe'nin ben paylaşımı kapatıyorum. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Umarım faydalı olmuştur. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ve bir daha sonraki anketimizde cevaplarsanız çok memnun oluruz. Teşekkürler.